Anayı derinlemesine temizleyen ve besleyen bir şampuan yaptık. Şampuan yaptık? Evet. Kastamonu'da bulunan Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK projesi gerçekleştirildi. Destek almaya kazanan öğrencileri öğretmen Senem Nuhoğlu danışmanlığında Solar Kanal ismini verdikleri bir proje geliştirdi. Proje ile tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan kanallar üzerine kurulan güneş enerjisi panelleriyle hem elektrik üretilmesi hem panellerin sulama kanallarındaki buharlaşmayı %80'e kadar azaltılması hedeflendi. Öğrenciler tarafından geliştirilen proje ile su kanallarındaki boğulma, su kirliliğinin önlenmesi de hedefleniyor. Yosun gelişimini azaltarak suyun temiz kalmasını sağlaması öngörülüyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan Solar Kanal projesi başta olmak üzere 20 proje, Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi. Okul bahçesinde hazırlanan standlarda öğrenciler yaptıkları projeleri ziyaretçilere anlattı. Vali Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Hasan Gümüş, İl Müftüsü Bekir Derin, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Abdurrahman Paşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu ve çok sayıda davetli katılımı ile açılış yapılan sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Karşılaşmadın. Peki. Evet, buyurun. Biz hoş geldiniz. Sağ ol. Çalacağımızı araştırmaya çalıştık. Burada bilim adamımızdan esinlenerek yaptık. Onun deneyini biraz geliştirdik ve biraz... Öğrenciler tarafından yapılan projelerin kendisini gururlandırdığını ifade eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı şunları söyledi. Paşa Lisemizin TÜBİTAK sergisini gezdik sizlerle beraber arkadaşlar. Yani gençleri gördükçe benim geleceğe dair umutlarım hep artıyor. Burada da aynı şey oldu şimdi gene. Gerçekten son derece ilginç çalışmalar yapıyorlar. Onları dinledik kendilerinden. Okulumuz başta da söylediğim gibi açılışta hem son derece tarihi hem son derece başarılı. Geçmişte ülkemize mal olmuş her alanda edebiyattan sanata, bilimden hukuka her konuda çok büyük insanlar yetiştirmiş bir okul. Gençlerimiz de maşallah bu okula layık gençler, öyle görünüyor. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Başta yöneticilerimiz, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Solar Kanal projesini geliştiren öğrencilerden Selcan Çalışkan şunları söyledi. Bu projemizin ismi Solar Kanal Projesi. Tarım arazilerindeki sulama kanallarının üzerine güneş panelleri yerleştirerek kendi ürettiğimiz enerjiyle tarım alanlarını sulamayı hedefliyoruz. Bu fikrimiz genel olarak güneş panellerinin bu denli yaygınlaşmasından dolayı biz de hangi sektörlerde kullanabiliriz diye düşündük ve böyle bir fikir çıktı aklımıza. Yaklaşık bir 5 ay büyük yani proje ilk önce düşünme aşaması olarak. Tarıma katkı sağlayacak projeyi 5 ayda tamamladıklarını belirten Melis Nur Özçıray da sözlerini şöyle sürdürdü. Projemiz yenilenebilir enerjinin günümüzde bu denli önem kazanmasıyla birlikte danışman öğretmenimiz eşliğinde hangi alanlarda kullanabileceğimizi tartıştık ve tarım alanında sulama kanalları üzerine güneş panelleri döşerek yeni bir yani kendi enerjisini üreten bir sulama kanalı yaptık. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan çokça boğulma olayları oluyor. Bunun da önüne geçmek için de yani yine panellerimiz önlü sulama kanallarımızda kapattığı için boğulma tehlikelerini de önüne geçmek düşünüyoruz. Sudaki buharlaşma oranlarını düzelterek aynı zamanda suyun güneş ısısıyla etkileşimini önleyerek de suyun temiz kalmasını yosunlaşmanın önüne geçmesi hedeflendi. Yani 4 farklı amaca hizmet ediyor projemiz. 5 aylık bir periyotta projemiz oluştu. Thank you.